CNC tezgahlarında kullanılan kesici uç kutularının etiketlerinde bazı teknik bilgiler vardır. Bu videoda bu bilgiler nelerdir, nasıl kullanabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Bu teknik bilgiler üretici firma tarafından verilen kesici ucun kodu, geometrisi, kalitesi gibi bilgilerle birlikte ISO malzeme kodları ve çeşitli testler sonucunda bulunan kesme değerleridir. Bu bilgileri bilmek önemlidir çünkü bu ürünler pahalı malzemeler oldukları için kullanımlarında en verimli sonucu almak isteriz. Önce ISO malzeme kodlarına bakalım. Her malzemenin alışım elementleri, ısıl işlem, sertlik gibi faktörlerden etkilenen kendine has özellikleri bulunur. Bu özellikler kesit takım geometrisi, kalite ve kesme değerlerinin seçimini çok etkiler. Bu seçimi kolaylaştırmak için iş parçası malzemeleri ISO standartına göre 6 ana gruba bölünmüştür ve her grup işlenebilirlik açısından farklı özellikler taşır. Burada 6 farklı ISO malzeme kodu gösteriliyor. Bir de son zamanlarda bunlara ek olarak O harfi ile kompozitler ifade ediliyor. Her bir malzeme grubu için harfler belirlendi. Bunlar Almanca kelimelerin baş harfleri alınarak oluşturuldu. P çelik, M paslanmaz çelik, K döküm, N demir olmayan malzemeler, S ısıl dirençli alaşımlar, H ise sertleştirilmiş çeliklerdir. Üretici firmalar Uç kutuların üzerinde bu uçların hangi malzemeler için üretildiğini belirtir. Kullanıcılar ona göre kesici uç seçimini yaparlar. Tonalama için kesici uç bilgilerine bakalım. Malzeme olarak P ve K yani çelik ve döküm malzemeler için uygun olduğunu gösteriyor. Her iki malzeme grubu için ideal kesme değerleri burada veriliyor. AP talaş derinliği, FN devir başına ilerleme, VC kesme hızını ifade etmektedir. Freze örneğinde malzeme olarak P ve M yani çelik ve paslanma çelik için uygun olduğunu gösteriyor. Fz diş başına ilerleme Vc kesme hızı Vf tabla ilerlemesi Z ise kesici ağız sayısını belirtiyor. Peki bu değerleri nasıl kullanacağız? Burada iki farklı ölçü sistemi için kesme hızı formüllerini görüyoruz. Metrik sistem için vc eşittir pi diyen bölü bin kullanıyoruz inç sistem için ise buradaki formülü kullanıyoruz n değerini çekerek devir sayısı için formülü çıkartalım ve resimde gözüken örnek parça için devir sayısını hesaplayalım buradaki vc değerini uç kutusu üzerine alıyorum çelik için hesaplama yaptığımız için 365 pi sabit sayı 3.14 d ise parçanın işlenmiş çapı 50 milimetre. Bütün değerleri formüle yerine koyduğumuzda bize bu iş parçası için kullanacağımız ideal devri verecektir. Yine ilerleme değerini uç kutusu üzerinden alıyorum. Burada 0.25 milimetre bölü devir olarak verilmiş yani bir devirde milimetre cinsinden alacağı yolu ifade ediyor. Freze için de aynı formülü kullanıyoruz. Torna da iş parçası çapını alırken. Burada kesici takımın çapını yazıyoruz. Paslanmaz çelik için verilen değerleri alalım ve bu takım için devir sayısını hesaplayalım. Kesme hızı VC 290 Takımın çapı 80 mm Sonuç olarak takım için devir sayısını 1150 devir bölü dakika olarak buluyoruz. Bir de tabla ilerlemesi için VF formülünü kullanıyoruz. FZ diş başına ilerleme oluyor. Yine bu değeri uç kutusu üzerinden alıyoruz. 0.12 Z kesici ağız sayısı bu takım için 7 N devir sayısı kesme hızı formülünden bulduğumuz değeri yazıyoruz. 1150 devir bölü dakika Sonuç olarak ilerleme hızını 966 mm bölü dakika olarak buluyoruz. Bu şekilde kullandığımız takım ve malzeme için devir sayısını ve tabla ilerlemesini hesaplamış oluyoruz.